Yoksa hala affetmedin mi beni? Affedecek bir şey yok, hallettik. Affetti yani. Kutlayalım o zaman bunu. Tesla. Tesla. Gel oğlum Tesla. Ezgi, ah! Ne bekliyordun ya, ne bekliyordun? Adı üzerinde bay yanlış. Seni kaç kere uyardılar, kaç kere uyardılar? Yok kıskanmışmış, yok belki bana aşık mıymış? Salaksın Ezgi, salaksın. Seni var ya seni dergiye manşet yapmak yetmez. Seni resmini billboardlara asmalı, rezil rüsva etmeli seni. Sen de Duygu ne arar? Aptalsın Ezgi, aptalsın. Olmazsa ben gideyim o zaman. Sabahta toplantım var, çok geç yatmak istemiyorum. Senin de zaten hiç keyfin yok. Keyifsiz değilim aslında, böyle yorgunluk çöktü galiba. Bugün de yoğun bir gündü. Tamam canım, sen dinlen o zaman. Geçireyim ben seni. Aferin Ezgi ya, aferin. Sen akıllanmazsın, biriktir. Ne olacak ki? Yakarsın yine. Görüşürüz. Görüşürüz. Aşıkmış. Ne aşkı? Onun beni salladığı bile yok. Gelmiş bile çoktan. Ezgi! Ezgi! Ezgi bak kimi gördün. Ezgi! Canan, iyi misin? İyiyim, uyuyordum. Ya, yemek kötü geçmedi değil mi? Yok yok, yani gidemedim zaten. Annemler geldi aniden. Ah, kötü olmuş. E sonra ne oldu peki? Yani bir şey olmadı, gidemedim zaten. Cansu ben uyuyayım mı, sonra konuşuruz. Ha, tamam canım, tamam olur. Ben de birazdan yatarım zaten. Tamam. Hadi, iyi geceler. Kimdi oğlum aldın? Cansu muydu, Ezgi miydi? Söyle bakayım. Söyle bakayım kimdi? Hı? Cansu'ymuş. Ezgi Hanımlar da yemekten gelemediler demek ki.
İyi tabii ya. Eğlenin. Bayağı eğlenin. Yalnız gece yarısı oldu. Yani sesini biraz kısarsanız. Saygısızlar. Geldin Serdar Bey. Geldim. Efendim Yeşim'cim. Günaydın canım. Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var da. Bana biraz zaman ayırabilir misin? Tabii ayırırım. Hayırdır sabah sabah? Yüz yüzeyken konuşuruz. İyi. O zaman... Hastanenin kafesine gel. Orada bekliyorum seni. Tamam canım. 10 dakika sonra falan oradayım ben de. Tamam. Günaydın. Aa günaydın canım. Uyandın mı sen? Uyandım. Kahve yaptım kendime. İster misin? Yok yok istemem. Çıkacağım şimdi. Hı. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Heh. Ne oldu dün akşam? Vallahi meraktan çatladım ya. Teyzem niye gelmiş ki? Hiç. Yani öyle sürpriz yapmak istediler herhalde. Sürpriz mi? Hı-hı. Yok. Sürpriz değildir o. Kontroldür. Özürle durumundan dolayı tabii. Kadın böyle diken üstünde. Mümkün. Peki Serdar'a son anda ne dedin? Hiç. Yani ne diyebilirim ki? Annemler geldi dedim. O da kapıdan döndü. Ay, ay inanmıyorum ya. Ah senin de bu şanssızlığın. Böyle bir türlü buluşamadınız gitti ya. Ah. Canım. Bak Serdar iyi bir adam. Tam da istediğin gibi. Bak belli ki böyle çabalıyor seninle görüşmek için. Zaman kolluyor. Ne olur bunu da kaybetme. Bak sonra kafanı böyle duvarlara vurursun demedi deme. Levent arıyor. Günaydın. Yok yok evdeyim daha çıkmadım. Beni almaya mı geldin? Öyle mi konuşmuştuk? Ha sürpriz yaptın. Tamam. Tamam tamam iniyorum. Aşağıda mıymış? Evet aşağıdaymış. Bana sürpriz yapmış. Beni almaya gelmiş hem de ben istemeden. Nazar etme. Ya bunu istiyordun zaten ne zamandır. Adam ince düşünsün gelsin gitsin. Bak büyük gelişme. Öyle büyük gelişme. Senin sayende. Koy dedin araya mesafeyi. Koyduk bak işe yaradı. Ya ne olur sen de biraz beni dinle ama. Ya tamam sen merak etme beni. Hadi gittim ben. Öpüyorum seni. Hmm. Güzel geçsin. Tamam canım. Hadi görüşürüz. O kadar haklısın ki Cansu. O kadar haklısın ki. Tesla. Oğlum. Bu seni dışarıda mı unuttu? Unutmuştur tabii. Daha önemli işleri vardır onun. Değil
mi oğlum? Sen özledin mi beni? Ben seni çok özledim. Kaç gündür görüşemedik. Canım benim. Dün gece için kırılmadın değil mi bana Tesla? Kırılmadın değil mi oğlum? Söyle bakayım. Kırılmadın. Anlayışlı oğlum benim. Güzel oğlum benim. Ah Tesla, senin sahip olduğun duygulara sahip olmayan, senin kadar aklı olmayan o kadar çok erkek var ki. Canım benim. Ah gel, 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 gel. Ah. Tesla. Gel bakayım. Birilerin yemeği kötü geçmiş anlıklı. Yemek? Ha yok ya, tam tersi. Harika geçti. Serdar o kadar harika bir erkek ki. İnsan onu tanıdıktan sonra bütün erkekler boş geliyor. Gerçi ben sana yemeğin ne kadar harika geçtiğini dün gece gelip anlatacaktım. Hı. Ama sonra rahatsız etmek istemedim. Yani dedim bu kesin uyuyordur diye düşündüm. Düşündün. Hı? Sen düşündün. Hı? Beni. Çok zarifsin. Teşekkür ediyorum. Şaşırtıyorsun beni böyle düşünerek falan. Neyse en yakın zamanda tekrar görüşeceğiz zaten. Bu sefer gelir anlatırım düşünmem seni. Sen de şaşırmazsın. Ha tekrar görüşeceksiniz yani. Hı, görüşeceğiz. Niye? Görüşün hiç. Görüşün yani. Görüşmekte fayda var. Evet evet bence de. Sen niye aramıştın beni dün gece? Önemli değil ya öyle. Latin gecesiyle ilgili benim kafa bir gitti geldi. Bu Latin hangi Latin dedim yani kendi kendime. Caracas mı, Kolombiya mı, Peru mu, neresi dedim yani. Bir kafa karışıklığı yaşadım ben. Onunla ilgili bir seni arayayım dedim. Hmm. Çözdüm ama sonra yani hallettim ben onu kendi kendime. Ne güzel. Yani, evet. İyi çözdüysen. Nasıldı mekan benden sonra? Kalabalık mıydı? Sen geç mi çıktın? Yok yok. Ben de işte Tesla'yı bırakacaklar diye ben de eve erken geldim. Eve geçtim. Tam o esnada Yeşim'le yemek yiyorduk. Beraber geçtik eve o yüzden. Aa, Yeşim'le geldiniz demek eve. Evet, evet. Güzel güzel. Aman dikkat et. Dikkat et de senin manşet yapmasın bay yanlış diye yine. Yok, hiç zannetmiyorum. Bu sefer yapmaz bence. Çünkü kızdıracak bir şey yapmadım bu sefer. Harika. Kızdırma tabii. Niye kızsın? İyi geçinin. Yeşim'e bizim aramızdakilerden bahsettin mi? Bizim aramızdakiler derken ne mesela? Açar mısın biraz? İlişki koçluğu durumundan. Yok bahsetmedim. Hiçbir şey hissettirmedim kendisine. Bu konuyla ilgili. Güzel. İyi yapmışsın. Bir şey diyeceğim. Ben düşündüm de şu anda düşünüyorum mesela. Şey diyorum ya ben bu kadar da hani bu ilişki koçluğu durumu falan. Daha da fazla hani sündürmeye gerek yok. Devam ettirmeye. Bırakalım yani bence. Neden? İşte tekrar görüşme fırsatını da garantilemişsin. Pek bana ihtiyacın yok gibi hissediyorum ben. Bu bir bahane tabii bunu ikimiz de biliyoruz. Ama sıkıntı yok ben gerçek sebebi biliyorum. Hadi neymiş o gerçek sebep? Yeşim'le Serdar'ın kardeş olması. Yani anlıyorum sıkıntı değil. Yeşim'in arkasından iş çevirmek istemem çok normal. Senin yerinde olsam ben de öyle hissederdim. Ama hiç sıkıntı değil. Ben anladım. Ayrıca haklısın bu arada gerçekten. Yani bu ilişki koştuğu durumunu sürdürmeye hiç gerek yok. Ben gerisini kendim hallederim. Neyse işe gideceğim. Gidip hazırlanayım. Görüşürüz Tesla. Ne anladıysan yanlış anladın ama neyse hadi git. Bir daha buraya gelme, tamam mı? Vay be, ne güzel de başından attın beni. Tabii artık Yeşim senin için ne kadar önemliyse. Ama sağ ol, son bir taktik verdin bana. Bundan sonra da benim için Serdar önemli. Görüşürüz. Yeşim. Beni endişelendiriyorsun. Sen beni sabah sabah aramazsın. Bir sorun mu var? Kendimi aptal yerine konmuş gibi hissediyorum. Ne oldu? Sen Özgür'ün bana aşık olduğunu söylemedin mi? Evet, yani Levent'e öyle söylemiş. Ama bence hiç öyle bir durum yok. Özgür bana karşı gayet soğuk, mesafeli. Yani ne aşkı? Aksine... Bence Levent sana yalan söylemiş. Şimdi Levent bana neden yalan söylesin?
Sen bana inanmadın. Ama bence ben haklıydım. Özgür'le Ezgi'nin arasında bir şey var. Yeşim, diyelim ki aralarında bir şey var. Bunu neden gizlesinler? Koca koca insanlar bunlar. Söylediğin çok saçma. Peki, diyelim ki haklısın, söylediklerin doğru olabilir. Peki Özgür'ün bana karşı bu soğuk tavrını nasıl açıklayacaksın? Bak, Levent bana düğünde Özgür'ün duygularını anlatma konusunda sıkıntılı bir tip olduğunu söyledi. Belli ki aşık olunca çocuğun dengesi bozulmuş. Ne yapacağını bilemiyor. Hem Özgür bence kadınlar konusunda tecrübesiz. Tecrübesiz mi? Yok artık. Yeşim, bir erkeğin tecrübesi hayatına girdiği kadın sayısıyla ölçülmez. Onlardan kaçanı kendine aşık etmiş. Kaçı için vazgeçilmez olmuş. Önemli olan bunlar. Tabii bu konuda seninle yarışamaz. Tabii ki yarışamaz. Sen sadece biraz zaman ver. Bilmiyorum. Yani haklı olabilirsin ama benim yine de bir emin olmam lazım. Ol. Emin ol ama kendini üzme artık. Tamam mı? Söz ver. Söz. Canım benim. Aynı anda? Ya evet. Ne? Bakıyorum abi. İşe geçiyorum ben. İstersen birlikte gidebiliriz. Kendini zorunlu hissetme. Anlamadım. Diyorum ki karşılaştık diye beni bırakmak zorunda değilsin. Ben taksiyle gidebilirim. Yok, kulağım duyuyor. Sağır değilim. Alakası yok. Aynı yere gidiyoruz sonuçta, o yüzden. Ben anladığına emin olayım da. Neyse. Gideriz birlikte. Gecesi çıktı bir de başımıza. Buen estias. Ay! Ne oluyoruz canım? Sallama şunları. Çıkar üstündekini de. Bak, mesai saatleri içindeyiz. Lakayitlik istemiyorum burada. Hazırlığımı yapıyorum. Show business sonuçta bu. Ayrıca hiçbir yerde de müşteri yok mesai saatlerindeyiz ama olabilir böyle şeyler. Ben varım canım, yetmez mi? Kız geldi, seviye düştü yerlere cicim. Ben bu kızı ne yapıp verip gönderirim onu. Vakti geldi. Günaydın. Ah. Bayıldım şapkaya. Amigo, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien, jefe. Şapka inanılmaz. Güzel. Vereyim, hemen dene. Bak, nasıl? Çok özendim. Ezgi'cim harika oldu. Yani bu Latin gecesi bana böyle bir enerji, bir sinerji, bir şeyler getirdi. Ay Gizem, çok tatlısın. Teşekkür ederim. Sağ salim atlatalım şu geceyi. Sonra güzel olursa tekrarlarız. Nefis olur. Afişler geldi. Bak bakayım. Ha, afişler geldi patron, evet. Tam hayal ettiğim gibi çok güzeller. Günaydın. Günaydın. Afişler mi geldi? Ya. Aa. Süper. İsmim küçük mü yazılmış ne? Benimki hiç yazmıyor. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben de çok heyecanlıyım. Yani dün gece biraz çalıştım ve çok lezzetli olacağını düşündüğüm şeyler keşfettim. Bir an önce mutfağa girip denemek istiyorum. Desene, ziyafet var bugün. Evet, aynen öyle. Ben o zaman mutfağa giriyorum. Hazır olduğunda size sesleneceğim. Bir tadım yapalım, olur mu? Süper, bekliyoruz. Heyecanla. Süper olmuş afişler. Çok beğendim. O zaman panoya asabiliriz bunları. Sosyal medyada da paylaşalım. Ah, ben de Özgür Bey.
Benim ismimi de yazmayın. Ay. Zevkim. Abinin dosyasında bir imza eksik kalmış. Bakayım. Tamam, ver kurye yollasın. Ayrıca yani bu imzalar niye hep eksik kalıyor, ben anlamıyorum yani. Ya ben zaten öğle yemeğinde oradayım. Ben alırım. Teşekkürler Bahar'cığım. İremciğim sen hiç zahmet etme. Nasıl olsa kurye gidip çekil götür. Yok canım, bana ne zahmet olacak ki? Ha, eğer sana yani böyle bir rahatsızlık hissettirecekse o başka, onunla bir şey diyemem tabii. Hayır, ben niye rahatsız olayım ki? Yani ne bileyim, o zaman şefle aramızdaki samimiyetten mesela. Ya bu arada bak, sen aramızda hiçbir şey yok dedin diye ben o kadar samimi davranıyorum. Sizin samimiyetiniz beni gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Lütfen. Aa, şu an bunu duyduğuma çok sevindim o zaman. Çünkü aramızda birileri feci şekilde aşk istiyor. Benden söylemesi. Neyse, görüşürüz o zaman hayatım. Bay bay. Baş gitsin. Tersin. İyi günler Serdar Bey. Dün geceden sonra bir mesaj bile yok. Yeşim haklı galiba. Serdar. Ne haber, nasılsın? İyiyim Levent, sağ ol, sen? Yoğun. Eski ile yine buluşamamışsınız. Cansu bahsetti biraz. Evet, yine buluşamadık, yine buluşamadık. Dinle beni. Ben neler olduğunu biliyorum. Bak şimdi, kızcağız seninle buluşmak için heyecanla hazırlanmış, süslenmiş, püslenmiş. Tam kapıdan çıkacak. Pat, kim? Kim? Annesi. Sürpriz yapmış. Sürpriz. Ne saçma. Yani tabii şehir dışından geldikleri için bir şey de diyememiş kız. Ne desin? Fakat böyle bir olay olduğu için o kadar üzülmüş. O kadar mahcup olmuş ki sana karşı. Öyle mi? Ya öyle. Sizin de bir talihsizliktir, bir şanssızlıktır gidiyor. Bir türlü buluşamadınız. Aynen öyle. Bana bak, bu seni yıldırmayacak değil mi? Levent, lütfen. Benden bahsediyoruz. Hem ne demişler? Ne demişler? Bir işin değeri o işin zorluğuyla ölçülür. Bak sen ya, şu cümlelere bak. Tuttum bu cümleyi. Biz de tıbbı zar zor bitirmedik mi? Hey gidi günler hey. Biz doktorlar da değerliyiz. Sen şey yapma, takma kafana. Peki. Kostümler tamam, dansçılar tamam, müzik tamam. Hepsiyle görüşüldü. Bir tek anlaşmaları kaldı yanılmıyorsam. Süper. Süslemelerin de siparişi verildi. Bir eksiğimiz kalmadı o zaman. Kalmadı vallahi. Ama senin sayende hayatım. Ya sen ne kadar zeki, ne kadar yaratıcı bir kızmışsın böyle. Bak canım, organizasyon gerçekten zor bir alandır. Ama sen bunun layığıyla üstesinden geldin. Vallahi tebrik ederim. Gizem çok tatlısın, çok teşekkür ederim ama bu bir ekip işi, hep birlikte yaptık. Ama en fazla işi sen yaptın. Ezgi, ben şeyi merak ediyorum asıl. Yani senin bu son işinden sonra burada halkla ilişkiler seni tatmin edecek mi? Yani biz çünkü gece gündüz demeden çalışıyoruz. Haklısın ama her işin zorluğu var. Ayrıca ben burada çalışmayı çok sevdim. Bana böyle çok iyi hissettiriyor. Bu yoğunluk kafamı dağıtıyor. Ah, dağınık kafa, kokteyl ismi. Ah, çok güzel, ben bunu kullanırım. Tamam ama isim hakkı benim. Tamam. Ben de çok seviyorum. Hatta yani çalışmak için ölüyorum, bitiyorum ben. Ama işle özel hayatı yürütmek bu iş alanında özellikle çok zor. Yani önceliklerim var benim. Hı. Çocuk sahibi olmak, aile kurmak.
Ha mesela Özgür Bey halkla ilişkiler sorumlusu olarak yeni mekanda beni istedi. Bana ya, yok artık ya. Ne oldu? Yuh ya. Bu benzin fiyatları ne olacak ya, böyle zamlanmış yine Kolombiya'da. O geldi aklıma, ne oldu ki? Kolombiya'dan sana ne ya? Ne demek, ben evrensel bir insanım. Ben tüm dünyadaki insanları düşünüyorum. Kolombiyalılar yürüsün mü? Yürüsün mü? Neyse. Yani işte Özgür Bey sorunca ben de bir düşündüm. Hayat ertelemeye gelmiyor biliyorsun. Ha. Bir kabul etmedim. Senin böyle hayallerin yok galiba çocuk falan. Aslında var. Hı? Yani olmaması mümkün değil. Ama... Hadi gelin, yemekler hazır. Tadıma. Geliyoruz. Hadi hadi. Sonra devam ederiz. Pablo. Özgür hadi. Merhaba bebeğim. Ha, merhaba. Hazır mısın? Evet evet hazırım da. Gideceğimiz yer yakın mı hastaneye? Evet. Yürüme mesafesinde. Oh süper. Gerçekten çok işim var. Bir an önce gidip gelelim. Arayan kim? Arayan sorunlu bir sponsor ya. Şimdi hiç konuşup keyfimi kaçıramayacağım. Allah Allah. Hı hı. Açsaydın konuşsaydın yemekten önce. Çıkardı aradan. Yok. Hiç gerek yok. Bir an önce gidelim bence. Çıkalım. Gıcık oluyorum böyle gizemli hallere ya. Adeta kıllanıyorum. Ulan sen ne yaptın ya? Hepsi birbirinden güzel. Şefim harika olmuş. Süper. Gerçekten güzel. Kadınlar böyle şeylerden çok etkilenirler değil mi Özgür Bey? Si evet olabilir. Gerçi sizin etkilemek için böyle şeylere ihtiyacınız yok ama ben workshop'a katılmak istiyorum. Beni yaz. Tamam yazdım seni. Oh yandı yine be. Çok güzel oluyor böyle olunca gerçekten. Harika. Selam. Bitmiş çünkü. Sapladım. Hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk. Nasılsın İrem? Merhaba, sağ ol. Sen nasılsın? Aa İzgi'cim, sen de burada çalışıyordun değil mi? Nasılsın? Ya evet. İyiyim Yeşim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni arkadaşımla tanıştırayım. İrem, Ezgi. İrem benim çok eski bir arkadaşım, hem de avukatım. Israrla yemeği burada yemek istediğini söyleyince biz de geldik. Ah ne güzel yapmışsınız, hoş geldiniz. Deniz'le aynı bürodaydınız değil mi? Aa doğru. Sen de Deniz'in arkadaşıydın galiba değil mi? Evet. Çok yakın. Evet. Güzel. Ah bu arada hafta sonu için yemeklerinizi bekleyemedim. Hafta sonu ne var ki? Aa Ozan Şef Latin yemekleri üzerine muazzam bir workshop düzenliyor. Ona katılacağım. Akşam da parti var. Latin gecesi bence kaçırmamalısın. Gelsem mi acaba ben de? Gel tabii istersen. Aa gel tabii gel. Çok mutlu edersin bizi. Zaten ben de Serdar'ı davet edeyim diyorum Latin gecesine. Aa. İyiymiş, davet et tabii. Edeceğim, edeceğim. Hep beraber eğleniriz. Ya ne eğleniriz hem de değil mi? Resmen rüya takım. Evet, güzel olur. Hep beraber eğleniriz. Neyse, size doyum olmaz. Ben işimin başına döneyim. Hoşça kalın. Tamam, hoşça kal. Siz de ayakta kalmayın. Şöyle masaya alayım sizi. Buyurun. Soner'le Ezgi'yi bir araya getireceğim derken bak Ezgi başkasını bulmuş bile görüyor musun? Demek ki planın suya düştü. Ama ha müjdeli bir haberim var tabii ki. Özgür Bey boşa düşmüş oldu. Fakat Özgür Bey zaten boştayken sana bakmıyordu. Özgür Bey ya Ozan Şef burada mı? Onunla birkaç imza attırmam gereken evren var da. Tabii çağırayım ben hemen. Ozan Şef. Bir bakar mısınız ihtiyaç var size? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Vallahi dün yediğim yemeklerin tadı devamda kalınca dayanamadım. Bugün yine geldim. Ne mutlu. Buraya geldim duyunca da Deniz bu evrakları yolladı. Birkaç imzanı eksikmiş. Onları halledersin. Evrakları sizinle yolladı yani. Artık siz olmasın aramızda. Sen olsun. Peki. Bu arada imzalaman gereken yerleri oraya işaretledim. Onları hallettikten sonra giderken de alırım artık. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ben mutfağa geçiyorum bu arada. Şimdi ben afiyet olsun. Teşekkürler. Siz siparişlerinizi verin, ben buralardayım. Tamam canım. Canımmış. Evet, Sinan şimdi.
ne demek şimdi abi? Ha? İrem'le evrak yollamak ne demek? Bunda bir iman mı var sence? Yani bir anlama gelebilir de gelmeyebilir de. Sen bunu bu sözlerinde bu şekilde söylediysen abi kesinlikle olumsuz bir şey var. Hatta kesin bayağı olumsuz bir şey var. Yani evet, dürüst olmak gerekirse. Biliyorum, biliyorum abi. Hiç duymak da istemiyorum. Her şeyin farkındayım. Hiç kaldıramayacağım şunu. Bitti işte, bitti. Kendi ellerimle, göz göre göre her şeyi mahvettim. Kim bilir kız benim hakkımda neler düşünüyor. İki yüzlü pislik oldun. Hayır ya. Benim hakkımda böyle düşünüyor olmasın. Yani hiçbir kadın bir erkek hakkında bunları düşünecek hale getirilmeyi hak etmiyor. Ne? Oğlum sen nasıl bir aşk böceğisin ya? Sen ne tür kitaplar okuyorsun oğlum ya? Nasıl bir ince bakış açısıdır yani? Ben şey diyeceksin falan zannettim. Yani hiçbir kadın benim hakkımda böyle bir şey düşünemez falan gibi. Çok iddialı ya bu laf. Bakış açım ince de pratikte batırıyorum, görüyorsun. Yok ya, ben arıyorum abi Deniz'i. Her şeyi anlatıyorum teker oğlum, teker. Oğlum dur, saçmalama lan. Olan olmuş zaten. Bir de sıva mı arayıp ya? Ne yapayım peki abi? Böyle düşünmesine izin mi vereyim? Yani bence benim ona bir açıklama yapmam gerekiyor. Şu an öyle hissediyorum. Ya illa konuşacaksan da bu telefonda olmaz yani. İlla bir karşı karşıya gelirsin, yüz yüze konuşman lazım böyle şeyler. Gerçekten yani. Bir dur, ben bir kafamda oturtayım, planlayayım ne diyeceğini. Ben bana yanlış manşetinden sonra bir daha aranız düzelmez diyordum ama. Vallahi açıkçası ben de öyle düşünüyordum ama hayat bizi tekrar bir araya getirdi. Gerçekten mi? Allah Allah. Şu an nasıl olduğunu duymak için sabırsızlanıyorum. Ben de bu mekana olan ilginin sebebini duymak için sabırsızlanıyorum. Mekanı değil canım. Mekanın şefine. Ozan şef. Aynen. Ozan gözlemlediğim kadarıyla sana göre çok duygusal ve naif biri. Sıkılabilirsin yani. Yani abinden sonra biraz teselliye ihtiyacım var diyelim. O konuda seni uyarmıştım. Evet, uyarmıştım. Ama benim de ne kadar inatçı olduğumu biliyorsun. Yani sıkılacak kadar uzun tutacağımı zannetmiyorum Ozan şefi de. Yara bandı diyorsun yani. Aynen. Bu arada Serdar da kendine yeni bir yara bandı bulmuş galiba. Evet. Hiç de tarzı değil ama ben de anlamadım ne yapmaya çalıştığını. Aman boşver, böyleleriyle birlikte olsun. En azından benim değerimi anlar. Kesinlikle. Ezgi'ciğim. Ay bir türlü denk gelemiyoruz biz seninle bugün. Şey geçerken duydum da ben, Serdar dedin. Erkek arkadaşın mı? Yok. Yani yeni görüşmeye başladık diyelim. Harika. Umarım bu sefer mutlu olursun tatlım. Hak ediyorsun. İnşallah, sağ ol. Oldu, görüşürüz o zaman. Gir. Kahve zamanı. Ben de tam mola vermeyi planlıyordum. Hisli sevgilim benim. Bak ne diyeceğim. Bugün işim erken bitecek. Diyorum ki sen de biraz erken çıksan. Bana gitsek. Dışarıdan güzel bir yemek sipariş edip yesek. Sonra bir film seçsek ve onu izlesek. Ardından kanepede birbirimize sarılsak ve sonra sen bende kalsan. Maalesef kızlara sözüm var Levent'ciğim. Kızlara sözüm var demek. Hı hı. Hmm. Ne olduğunu sorabilir miyim? Tabii. Kızlarla önce spora gideceğiz. Sonrasında da akşam yemeği yeriz herhalde. Spora demek. Hı. Aslında ben de sürekli yoga pilates yapmaktan çok sıkıldım. Hı. Ağırlık kaldırmayalı bayağı bir zaman oldu. Diyorum ki ben de sizin de spora geleyim. Biraz ağırlık kaldırırım. Sen ciddi misin? Elbette. Senin için bir mahsur yoktur herhalde. Yok.
Yok. Niye olsun? Gel tabii. Gel. Tamam. Anlaştık öyleyse. Anlaştık. O zaman ben gideyim. Halkla ilgileneyim. Halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kahvesini burada unuttu. Panik oldu. Kesin bir şeyler saklıyor. Bunların da bir tadına bak bakalım. Hemen. Bundan başlıyorum. Olur. Efendim Cansu? Akşam çıkışta ne yapıyorsun canım? Hiç. Tamam o zaman. Benimle spor salonuna geliyorsun. Neden? Yüzme dersine mi? Evet. Yok hayır. Yüzme dersi için değil ya. Yüzme dersini iptal ettim şimdi ben. Aa niye? Ben nedenini sana sonra anlatırım. Boş ver şimdi. Bak Deniz'i de arayacağım. O da gelecek tamam mı? Deniz de mi geliyor? Form fitti değil mi? Evet form fit. Saat 8 uygun mu senin için? Uyar bana. 8'de oradayım. Görüşürüz canım bay bay. Hadi görüşürüz bay bay. Deniz. Canım ne yapıyorsun? Her şey için teşekkür ederiz. Ne demek? Afiyet olsun yine gelin. İmzalar da tamam mı? Harika. Deniz'e ileteceğim. Peki. Ezgi'cim hoşça kal. Görüşürüz. Öyleyse hafta sonu. Görüşürüz. Görüşürüz bari. Çok teşekkür ederiz her şey için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Emre bana bir kahve yapsana Fitra. Yapayım. Artık ilişki koçum olmadığın için Serdar'ı çağırmadan önce sana sormadım. İnşallah bozulmadın. Niye bozulayım ki? Değil mi? Sonuçta yaşım da geliyor. Hep birlikte eğleniriz artık. Çok iyi yaptın canım çağırmakla. İyi akıl ettin yani. Bravo. Eğleniriz tabii. Ne eğlenmek hem de. Hatta inanır mısın? Ben şimdiden eğlenmeye başladım. Zahmet canım, ben zaten oraya gidiyordum. Hem ayrıca bu vitileyle de Ozan Şek'le konuşma fırsatı oldu. Ya gerçekten çok tatlı biri. Sen galiba bayağı etkilendin Ozan Şek'ten. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Bak aramızda böyle çok garip, değişik bir çekim var. Hatta bence Ulet'in gecesinde aramızda kesinlikle bir şeyler olabilir. Yani ben öyle hissediyorum en azından, göreceğiz. Hadi bakalım. Vallahi bu ara hem aşkta hem işte şans benden yana, bakalım daha neler olacak. Kalçalardan ve bacaklardan alacağımız yağları omuzlarınıza, göğüslerinizi ve karnı yerleştireceğiz. Ve bir Zeus heykeli gibi, Herkül gibi olacaksınız. Evet. Siz yarın hemen gelin, operasyona başlayalım. Buyurun. Ne biçim hastalar var ya? Gel. Benim işim bitti, çıkalım mı? Tamam, bu da benim son hastamdı. Benim de işim bitti sayılır. Hadi. Bir dakika, telefon çalıyor. Zeynep arıyor. Tabii ya. Bu akşam belki buluşuruz diye konuşmuştuk. Tamam. Görüş o zaman, spora başka zaman gideriz. Olur mu canım? Sana söz verdim.
Dur ben hallederim. Efendim babacığım? Ha bana gelmek istiyorsun. Babacığım benim başka sözüm var. Bu akşam spora gidiyorum. Bak şöyle yapalım. Sen yarın ya da öbür gün gel. Tamam mı babacığım? Söz. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Bay bay. Zeynep çok üzülecek şimdi. Keşke görüşseydin. Sen benim spora gelmemi istemiyorsun galiba. Yok canım. Olur mu öyle şey? Hadi çıkalım. Hadi. Evet. Ama önce benim eve gidip spor çantamı almam gerekiyor. Tamam. Benim eşyalarım yanımda. O zaman ben spor salonuna giderim. Sen de eşyalarını alır gelirsin. Olur mu? Tamam. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz bebeğim. Müzik grubunun sözleşmeleri tamam değil mi Gizem? Yok daha imzalatmadım. Onları hemen imzalatalım. Son dakikada bir aksilik çıkmasın. Tamam hemen imzalatırım ben onları. Ezgi Hanım işinizde ne kadar titizsiniz. Gerçekten yani bizim size ihtiyacımız varmış. Teşekkür ederim Emre ama mecburen. Organizasyon işinde yaşanan aksiliklerin telafisi ne yazık ki mümkün değil. Yani ufak bir aksilik bütün gecemizi mahvedebilir. Tadımız kaçmasın. Değil mi? O yüzden ben hemen imzalatıyorum. Sıkıntı olmayacak. Harika. Onu da hallettikten sonra başka bir eksiğimiz kalmıyor. Kalmıyor. Elimize sağlık. Ellerine sağlık. Ah telefon. Görüşürüz. Gizem Hanım bir limonata da size yapayım mı? Soğuk soğuk. Ben spor salonuna geçiyorum. Geç kalma sakın. Ben organizasyonla ilgili bütün işlerimi tamamladım. Çıkabilir miyim sakıncası yoksa? Ben de eve gideceğim birazdan. Sen de eve geçeceksen birlikte gidelim. Yok ben eve geçmeyeceğim. Başka bir programım var. Öyle mi peki? Tamam o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim birkaç saat işim var dışarıda mutfak size emanet tamam mı? Tamam şef. Ah, oh, spora mı gitsek ya acaba? Ha? Çok canım istedi diyor. Çünkü ya gerildim bugün nedense. Oğlum ne sporu ya? Ben gördüğün gibi başladım muhabbete. Hiç spor havamda değilim. Sen bir indin mi, süzüldün mü ya? Sana bir şey oldu ya. Bak bu aralar spora da gitmiyorsun abi. Hep sen bana derdin spora gidelim, spora gidelim diye. İlk defa ben sana söylüyorum 40 yılın başında bir spor isteğim tutuştu. Ona da gelmiyorsun. Hadi ya. Hadi gidelim vallahi. Ben bir şey hesap edeyim geliyorum. Tamam ya bu seferlik benden olsun. Hadi gidelim. Gidiyor muyuz? Tamam. Bir şey diyeyim mi? Bence Levent kesin senin yalan söylediğinden şüpheleniyor. Ya. Yani Cansu moralini bozmak gibi olmasın ama evet bence de. Spora gelmek istemesinin sebebi o yüzden değil mi? Aynen öyle. Benim şu yüzme işini öğrenene kadar çok dikkatli Cansu olmam lazım. Hocam merhaba. Dersi yarın ertelediniz diye ben de yerinize başka bir öğrenci aldım ama. Ye, yok merak etmeyin ben zaten yüzme dersi için gelmedim. Spor yapmaya geldim. Ha, tamam o zaman iyi sporlar. Teşekkür ederim kolay gelsin. Sağ olun. Bak bu bir işaret. Acilen Levent'e yüzme dersi aldığını itiraf etmen gerekiyor. Yakalanacaksın. Yani. Bir saniyeyle yırttım. Merhaba bebeğim. Canım. Kızlar. Hoş geldin Levent. Hoş buldum. Çalışacağım ben de çalışacağım. Hadi geçelim. Güzel solun. Formdan mı düştüm acaba ben? Nasıl anlamadıysam bunu. Bir tık form düşüklüğü var evet. Aa tesadüfe bak. Ya ne tesadüf gerçekten. Senin program bu muydu? Evet. Sen ne sanmıştın? Ne bileyim vur patlasın çal oynasın bir fasıl. Belki felekten bir gece gibi düşündüm ben ama. Hep geniş hayal gücü. Spor ilginç oldu gerçekten. Şaşırdım ya. Oo beyler siz de mi buradasınız? Naber abi? Selam. Madem buradasınız biraz ağırlık basalım. Basacağız ya. Basarız yani değil mi? Basarız. Aynen. Evet. Hadi. Durmakla olmaz. Hadi. Hadi bakalım. Siz uzun süredir spor yapıyorsunuz galiba. Aa ben 6 yaşından beri zaten içli dışlıyım sporla. Eski basketbolcuyum zaten. Sonra Allah ne verdiyse işte kickbox, crossfit, ağırlık, fitness vesaire. Ozan da eski yüzücü. Acayip kelebek üzere. Maşallah. Ben de lisedeyken basketbol oynuyordum ama tıbbı kazanınca bırakmak zorunda kaldım. Beyne yatırım yapmaktan kasa vakit kalmadı. Aa bu kadar dert ettiysen
Ben sana bir program yazayım, kısa sürede toparlarsın yani, istediğin kası yaparsın. Program mı? Yok, teşekkürler. Ben yoga ve pilates seviyorum. Zihnen ve fiziken esnek olmak önemli. Sonra bu kadar kasa ne gerek var, ben sevmiyorum. Yani taş devrinde miyiz? Dinozor mu boğazlayacaksın? Bu ne iyilik yahu? Abi, vallahi çok teşekkür ediyorum bu iltifatların için bu arada. Yani seninle tabii hani insanların içinde sevmiyorum ben spor, kas falan dersin de biz bizeyiz şu anda. Hani sıkılaştan diyorum, fena olmaz yani. Ben sıkayım ama kendimce sıkayım. Ah, bu arada bir şey diyeceğim. Evet. Çok iri değilim yani, inan ki. İnsanlar çok çekimsiz. Bu da bir bakış açısı. Birisi senden gözlerini alamıyor Deniz Hanımcığım. Aman aman bırak kalsın ya. Hayır, size anlattım. Ya benim yanımda İrem'le flört etti dedim. Siz niye beni dinlemiyorsunuz? Ah canım, o seni kıskandırmak için yaptı. Asıl sen bizi dinlemiyorsun değil mi Ezgi? Ayrıca Deniz, sana söyledim. Yani İrem'e karşı bir ilgisi olsa bugün restoranda samimi davranırdı. Ya gözümle gördüm diyorum sana. Kızın neredeyse yüzüne bile bakmadı. Ya kıskandırmak falan diyorsunuz. Bence daha kötü. Neyiz biz, 10 yaşında çocuk muyuz? Ya delirmeyin lütfen. Üf, tamam ya, tamam. Vallahi yeter yani. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum onun hakkında. Lütfen gidiyorum. Gidiyorum. Yes. Ama böyle bakarsa olmaz. Ay, ben bittim. Göğüs çalışmaya geçiyorum. Tamam. Boyunu sana göre ayarlamak lazım. Ayarlayayım mı ben? Ha? İyi. Öyle olmaz çünkü çok aşağıda. Yukarı çekmek lazım. Kalk sen de. İyi peki. Öyle olmaz çünkü onu böyle aynen buradan yaparsan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağırlığa bir bak da çok ağır olabilir o. Sanmıyorum, alışkınım ben. Kolların, göğüslerin var, acı içinde uyanırsın yarın. Oynatamazsın yani. Tutulur. Hiç bırak sen onu. Bırak ben 10 kilosunu ayarlayayım. 10 sefer yapacaksın ya 3 setten. Hani Özgür. Fazla... Ne var abi? Gelsene. Geldim ya. Sakatlansın mı? Yok, sakatlanmasın da gel bir şey sor. Abi artık benim Deniz'le konuşmam lazım. Benim için bir şeyler düşünebildin mi? Tabii tabii, düşündüm. Ben antrenman yapmıyorum. Benim işim gücüm yok. Bilmem ne sevgilisi, onun ilişkisi falan. Ben sürekli böyle, sürekli bunları düşünüyorum. E sen söyledin abi, beni bekle sakın, ben bir şey söylemeden konuşma kızla diye. O yüzden bekliyorum seni. Niye böyle bir misyon edindiysem ben kendi kendime? Bu işleri benden daha iyi bildiğin için olabilir mi? Hem de böyle küçüklükten beri beraberiz, bebeklik arkadaşıyız falan, o yüzdendir belki. Kıyamıyorum lan sana, kal be. Hadi ne? Ne diyeceğim? Taslak halinde şu an, düşünüyorum. Hı. Burada değil, daha sakin bir yerde, ben anlatayım. Tamam. Efendim Serdar. Ezgi'cim, nasılsın? İyiyim, sen? Gayet iyiyim ben de. Tam şimdi hastaneden çıkıyorum. Eğer müsaitsen, vaktin varsa görüşelim mi? Aa, maalesef hiç müsait değilim. Yani kızlarla spora geldim, buradan da yemeğe gideriz. Peki, o zaman şimdiden afiyet olsun sana. Teşekkürler. Peki seni ne zaman görebilirim? Ya ben bu hafta içi çok yoğunum ama eğer müsaitsen sen hafta sonu... Serdar, aslında... Ben de seni hafta sonu restoranda düzenleyeceğimiz Latin gecesine davet edecektim. Latin dansları, yemekleri, müzikleri. Wow, kulağa gayet güzel geliyor. Ben de Latin müziklerine, Latin mutfağına bayılırım. Gerçi tango yapmayalı epey vakit oldu ama. Bu arada sen de Latin danslarına meraklı olduğunu söylemiştin değil mi? Söylemiştim değil mi? Evet, hatta ders adından bahsetmiştin. Etmişimdir. Belki birlikte tangoyu falan yaparız ha? Yaparız tabii. Yani madem... İkimiz de bu kadar tangoya düşkünüz, kesin yaparız. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Cansu! Bırak, bırak. Şişt, gel, gel, gel. Ne oldu ya? Ne oldu? Bence ben bittim. Yani tamamen bitmiş olmayabilirim ama belki şu kadar falan kalmıştır. Ama bitmeye çok yakınım. Niye? Ne oldu? Serdar'ı Latin gecesine davet ettim. E tamam işte, ne güzel. İyi yapmışsın. Evet, gerçekten iyi yapmış olabilirdim. Hatta bu mutlu bir haber bile olabilirdi bizim için. Eğer Serdar'a tango bildiğimi söylememiş olsaydım. Ha,
Sen Serdar'a tango bildiğini söylemiştin değil mi? Doğru. Ben söylemedim. Hemen düzeltiyorum bu küçük yanlış anlaşılmayı. Bana bunu siz söylettiniz zorla. Öyle sağlara sollara boş boş bakmak yok. Acilen çözüm üretiyoruz. Tamam dur bir sakin ol. Sakin olurdum Cansu. Yani olmak isterdim en azından. Ama gerçekten bu şu an mümkün görünmüyor. Çünkü sadece 4 günüm var. Ama asıl mesele bu da değil. 4 günüm var ve ben tangonun tesiri bile bilmiyorum. Tangoya dair hiçbir fikrim yok. Tango nedir durumundayım. 4 günde bir kurs bulmamız zor olur herhalde değil mi? Bulamayız. Yok 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 tamam durun. Şöyle yapıyoruz. Hı. Direkt özel hoca tutuyoruz tamam mı? Bulur muyuz? Tutarız tabii ki. Tutarız ya. Hiç paniklemiyorsun hiç gerek yok. Ya hadi. Mesela özel hoca tutsak. Her gün 5-6 saat gelse. Tabii tabii. Abi Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Ha, bu şeyi buldum. Pilates topu. Evet. Esniyorum. Abi esniyorsun da. Plank mi yapsam mesela? Hakkını mı versen pilates topunun? Plank. Yani zor gözüküyor. Zor değil ya. Sen yaparsın. Ben tek başına yakalayamayacağım galiba onu ya. Deneyeyim. Plank yap, plank. Plank çok faydalı ya. Tam senin felsefene çok uygun bir hareket. Plank. Plank de ben öyle ayaklı plank... Abi bir saniye. Havlu. Ozan, ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun? Ben gidip konuşacağım abi. Yeter artık. Taktik maktik yapmayacağız ya. 2 saniye şurada durup izleyebilir miyiz? Ya biz şu an aynı şeye bakıyoruz ama... aynı şeyi mi görüyoruz acaba? Emin değilim ben. Yani korkmuyor musun bakışlarından falan? Çok cesur olman lazım bu hamle için. Yani. Biraz sinirli tabii ama. Ben alıştım yani bu halde çok çekici. Düşün artık bana ne kadar kızdıysa abi. Ben açıklama yapmaya gidiyorum artık yeter. Hayır yani aklıma kimse de gelmiyor ki tango yapan. Vallahi gelmiyor düşünüyorum gelmiyor. Tango mu? Evet tango. Niye ki? Sen biliyor musun? Ya ben de iyi bilirim ama asıl Özgür çok iyidir. Özgür. Gerçekten mi? Hayır canım ben ne anlarım tango ne diyorsun oğlum? Ne anlarım tangodan mı? Şu an utanıyor net de çok iyidir. Bayağı iyidir hatta. Utanma. Utanma söyle. Gerçekten mi? Allah kuru iftiradan saklasın. Ben anlamam hiç bilmem yani tango mango hiç. Hakikaten yani hiç. Söylesene niye söylemiyorsun tango bildiğini? Hı hı. Çok sıkıldım ya. Nedir? Ne oluyor? Levent! Eyvah, Levent. Eyvah. Hay Allah, ah benim! Levent! Levent ne oldu canım? Bir şey sıkıştı. Levent'ciğim bir şey sıkıştı. Bir şey attı. Bir şey attı mı acaba? Ne attı? Ne bileyim ben ne attı? Bir ortopedist değilim ki. Ah, ah Özgür ya. Ah Özgür ben... Hayır program yazacaktın. Ne atmış olabilir? Yazma. Ne atmış olabilir? Sen sporcu çocuksun. Bilmiyoruz ki yani. Eve gidelim bebeğim. Çok kötü benim. Ah, beni eve götür. Beni eve götürür müsün? Sen bizim ne attı sence? Bilmiyorum ki. Hayır ortopedist de değilim ki estetikçiyim. Tamam hadi gel. Ah, hadi. Yavaş yavaş. Böyle attı yani. Tamam aşkım. Yavaş yavaş. Attı bir şey attı. Ne atmış olabilir acaba? Sen bilir abi bir ihtiyaç olursa yazın bari. Tamam program yaz bana sonra. Program kesin yazacağım bundan sonra. Eve gidelim bebeğim. Kendi başıboş olmuyor. Seni başıboş bırakmamak lazım. Demek tango yapmayı biliyorsun. Hiç umar mısın? Yani insan şaşırıyor. Kusura bakma. Bence bu bana son şaşırmandı. Ne oldu? Bütün numaralar bitti tabii değil mi? Hayır canım artık her şeyi yapabildiğimi düşünerek şaşırmamaya başlayacaksın. Daha aşkı kazanacaksın. İzmirlerim beni hiç şaşırtmıyor ama. Neyse. Tango yapmam niye bu kadar ilgilendirsin? Hiç. Yani tango benim için çocukluk hayali gibi bir şey. Hep yapmak istedim. Ha, başka bir sebep yok yani. Yok. Belki sen bana öğretmek istersin. Bir ara öğretirim. Harika. Mesela bu hafta sonuna kadar öğretebilirsin. Bir saniye, bir saniye. Sen... Gelme. Serdar'a tango yapabilir mi söyledin? Yok, ne münasebet. Yalancısın biliyorsun değil mi? Çok fena yalancısın yani. Hayır. İyi bir şey değil bu. Tamam be, söyledim. Yani daha doğrusu söylemişim. Hatırlamıyorum bile, düşün. Sağ olsun Serdar hatırlattı. Hatta bana harika hafta sonu beraber tango yaparız dedi. Ne önerirsin? Bana ne ya? Bunu onu çağırmadan önce düşünecektim. Ben gidiyorum. Nasıl? Şişt.
Yardım etmezsen etme be. Sana kaldık çünkü düşersin inşallah. Başka tango bilen yoktu. Ha alt tarafı tango yani ne olabilir ki? İyi açladı ha. Sayende. Oğlum niye söylüyorsun lan Murat Bey'i? Sen de kurtarıver senin durumu ne olacak yani? Gerçi durumu kurtarmak istememeni anlayabiliyorum yani. Sen de haklısın. Ne demek o? Yani... Bir koşup geleceğim ben. Ne yap oğlum ne? Bir dur. Deniz selam. Yani bir şekilde seninle konuşmak istiyordum ama bir türlü fırsat bulamadım. Senden bir konuda özür dilemek istiyorum yani. İrem'e haddinden fazla yakın davrandım o gün. Biliyorum çocukça ama işte böyle seni kıskandırmaya falan çalıştım kendimce yani. Seni ilgini çekmeye çalıştım ama biliyorum yani çok aptalcaydı. O yüzden senden o gece için özür dilerim. Biraz saçmaladım. Yani bir şey söylersen çok sevinirim çünkü gerçekten bu beni böyle boğuyor. Çocukçaydı de, salakçaydı de her şey okeyim yani. Böyle olunca çok utanıyorum çünkü. Bir şey söylemeyeceksin galiba. Ne var? Sen ne yapıyorsun? Ya ben sana ne söylüyorum? Sen... Şişt, ses susun. Duyacak, duyacak. Ben sana bunları mı söyledim? Nereye duyuyor ya? Kulağa bak, kulağa. Kulaklık var, kocaman. Müzik dinliyor, bir şeyler izliyor. Allah Allah. Ne duyacak? Ah be abi ya. Tam da cesaretimi topladım, her şeyi söyledim ya. Bir şey diyeceğim. Şükürler olsun ki duymadı. Yani ben sana ne söylüyorum, sen git ne yapıyorsun ya? Ah be abi ya. Abi ben taktik maktik yapamıyorum ya. Artık bundan sonra taktik falan istemiyorum senden abi. Çünkü ben ne istiyorsam onu söyleyeceğim. Hale bak hiçbir şey beceremiyorum ya. Biraz da neler yaşıyorum abi. Kızı anlatmaya çalışıyorum derdimi şu hale bak. Patlıyoruz ya. Ne haber? Şöp. İyi sporlar. Deniz? Aa, Erdem ne haber? İyidir valla. Hiç yoksun kızım ortalarda. Ya tempo yoğun, gelemiyorum ki. İyi hadi o zaman sporunu bitir de bir kahve içelim. Ya aslında benim işim bitti sayılır. Dur bir Ezgi'ye sesleneyim. Tamam. Gidelim. Ezgi, bitirelim mi? Evet evet, bitirelim bence de. İyi tamam, ben Erdem'le kafeye geçiyorum. Gel sen de. Yok, ben eve geçeyim canım ya. İşim var. İyi peki, sonra görüşürüz o zaman. İyi eğlenceler. Kolay gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi oldu ya geldiğimiz. Bak iyi ki getirdin beni. Yani güzel stres atmış olduk dediğin gibi. Vallahi bak. Gel. Bir tur da saunaya falan girelim. Orada stres atarız. Ben saunayım zaten şu an. Geç. Yanmış. Yani gerçekten neden kendini bu kadar zorladın? Hakikaten anlamıyorum Levent. Ya ne zorlaması hayatım? Yani benim spora son derece alışkın bir bünyem var. Yoga, pilates. Yani... ya ters bir hareket yaptım ya da sinirsel. Levent'im, senin tek yapabildiğin spor yürüyüş. Ama sen ne yaptın? Böyle ağırlıkları kaldırıp kaldırıp durdun. Hayır yani bir de hastaneye gitmemek için inat ettin ya. Ne alakası var hayatım? Ben zaten kendim doktorum. Hastaneye niye gideyim? Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Orada spor salonunda panikle ya bir daha yürüyemezsen falan dedim. Allah korusun. Dur ben şimdi sana bir tane ilaç getireyim ağrı kesici. Hiç de bir kendine gel olur mu? Sağ ol. Bu başlığı 4 gün olmuş. Bu haftaya. Yalnız benim 4 günüm var. Sadece 4 gün. Bunun tarihi bile yok. İyi akşamlar.
Ya kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum. Tango kurslarıyla ilgili bilgi almak için aramıştım. Haftaya. Yok, haftaya bana çok geç. Özel ders. Yok. Ama önerebileceğiniz bir hoca kesin vardır, değil mi? O da yok. Bulmam zor mu olur? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoca yok, ders yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.